Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Kulübü öğrencileri Meclis Başkanı Sibel Siver'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Güldal, Girne Amerikan Üniversitesi'nde yarın Türkiye'den 5 üniversitenin de katkılarıyla düzenlenecek Kıbrıs Çalıştayı'nın ikincisine Türkiye'den 3 milletvekilinin de katılacağını söyledi. Güldal, Çalıştay'a katkı koyacak öğrencileri de tanıttı. Meclis Başkanı Sibel Siber'de siyasetin bilimsel olarak yapılmasının önemine dikkat çekerek üniversitede siyaset kulübünün faaliyet göstermesinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti. 50 yıldan fazla, yarım asırdır meşgul eden bir soru. Ve biz de o sorunun içinde yaşayan kimseler olarak tabii ki sizlerin bu sorunu gündeminize alıp bu sorunla ilgili bir çalıştay yapmanız ve düşüncelerinizi paylaşmanız, görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemli, çok değerli. Genç görüş, genç bakış, genç siyasetçi bakışı her zaman bize ışık olacak. Meclis Başkanı Siber konuşmasında liderlerin ortak metni imzalamasının umut verici olduğunu da vurguladı. Demeçleri veriyor, direkt etkiliyor. İlk defa kilise iki liderin imzaladığı bu ortak metne destek verdi. Ki hiç daha önce böyle bir şey görülmemişti. Yunanistan ilk kez destek verdi. Bu da çok yeni. Bunlar olumlu. Bir de petrol ve gaz var biliyorsunuz. Bu petrolün, bu gazın ihracatı en iyi, yani en ekonomik yol olarak Türkiye üzerinden olduğu tespit edildi. Dolayısıyla bu da bir ivme çözüm için pozitif bir katkı yapabilir. Bu Doğu Akdeniz'deki barış için, Doğu Akdeniz'deki çözüm için katkı yapabilir. Bir de su geliyor Türkiye'de biliyorsunuz. Kurak bir ada. Bu su için de Türkiye'den en üst düzey yetkililer sürekli şunu vurguladılar. Bu suyun bir barış suyu olmasını istiyoruz ve bu suyun güneyde de kullanılmasını arzu ediyoruz. Güneye de vereceğiz talep olması halinde. Dolayısıyla bu tür pozitif etkenler vardır ki çözüme pozitif katkı yapabilecek. Çözüm masada yapılır, barış gönüllerde yapılır. Çözümü liderler yapar ama barışı toplumlar yapar.